Herkese merhabalar. Ben Hale, birçoğunuzun da sosyal medyadan beni tanıdığı ismiyle işim gücüm gezmek Hale. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde Türkiye'de yamaç paraşüt denildiği zaman hemen hemen herkesin ilk başta aklına gelen yere gidiyoruz. Ölüdeniz'e gidiyoruz hep birlikte. Paraşütle atlayacağız. Sergio'nun hayalini nasıl gerçek kıldık ondan bahsedeceğim. Hem de yamaç paraşütü nedir ne değildir onunla ilgili bildiklerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Sergio benim partnerim Kolombiyalı. 2018 yılında Peru'nun Amazonlar bölgesinde pedalladığım sırada ilk kez tanıştım. Kendisi yamaç paraşütü pilotu. Hem Kolombiya'da hem de diğer Güney Amerika ülkelerinde tandem yamaç paraşütü uçuşları yaparak hayatını kazanıyor. İlk tanıştığımızda Türk olduğumu söyleyince, "Aa, Türkiye'de Ölüdeniz diye bir yer var, orada uçmak benim hayalim." demişti. O zamana kadar ben hiç yamaç paraşütü yapmamıştım. Farklı ülkelerde, farklı yerlerde yamaç paraşütü yapan insanları izlemiştim. İzlemesi bile aşırı keyifli bir spor. Biz Peru'nun ardından Kolombiya'da yeniden Sergio ile buluştuğumuzda ilk fırsatta yamaç paraşütü yaptık. Tek kelimeyle muhteşem, unutulmaz bir deneyim. Hatta ilk yamaç paraşütü deneyimimle ilgili bir video da paylaşmıştım kanalımda. Kolayca ulaşabilmeniz için etiketler kısmında bir de açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. O videoyu izleyenler görecektir. Kelime bulamıyorum. O duygularımı anlatacak tek diyebildiğim etrafa bakıp çok güzel, çok güzel. Hakikaten nutkum tutulmuştu o duyguları hissederken. O videoda paylaşmamışım ama hazır konusu açılmışken burada sizlere bahsedeyim. Benim ilk yamaç paraşütü yaptığım yer Kolombiya'nın başkenti Bogota yakınlarındaki La Calera kasabası. Burada yamaç paraşütü yaptığınız zaman bir tarafınızda Bogota manzarası, diğer tarafınızda da Guatavita Gölü manzarası eşliğinde uçuyorsunuz. El Dorado efsanesini bilenler, okuyanlar belki bu ismi hatırlarlar. Guatavita Gölü bu efsanede geçen göl aslında. Oraya yani Guatavita Gölü'ne yaptığım bir bisiklet turum da var. Onunla ilgili videoları da en yakın zamanda sizlerle paylaşıyor olacağım. O videoda Guatavita'daki işte El Dorado efsanesini de daha detaylı sizlere bahsederim. Fakat hiç bilmeyenler için hemen burada özetle geçmem gerekirse El Dorado Peru ya da Kolombiya'da var olduğuna inanılan altınlarla kaplı bir şehir aslında. Guatavita Gölü'nün de tabanının altınlarla kaplı olduğuna inanılıyor. Sergio ile tanışmamızın üzerinden bir sene geçtikten sonra biz birlikte bir Türkiye gezi planı yaptık. Tam onun doğum gününe gelen tarihte Türkiye'de olacaktık. Ona verebileceğim en güzel ve en özel hediyenin hayalini gerçek kılmak olduğunu düşündüm. Yani Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yapmak. Ölüdeniz'de bu işi güvenle yapabileceğimiz bir yer araştırmaya başladım. Birçok kişinin tavsiyesi üzerine de Gravity firması ile iletişime geçtim. İyi ki de geçmişim. Bize çok yardımcı oldular. Yamaç paraşütü yapma hayali kuranlar Gravity ile kesinlikle iletişime geçmeliler. Firmanın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ben Gravity'nin pilotlarından İsmet ile uçtum. Sergio da kendi ekipmanıyla Ölüdeniz semalarında uçtu. Hem de 2 gün üst üste uçuş yaptık. Unutulmaz deneyimlerden biri oldu her ikimiz için de. Sedir ağaçlarıyla kaplı Babadağ'ın yamaçlarında süzüldükten sonra Ege'nin maviliğiyle buluşuyorsunuz ve
Ölüdeniz Lagunu da size oradan göz kırpıyor. Umarım her isteyene nasip olur. Şu an Ölüdeniz'de Babadağ'ın 1200 metre yükseklikteyiz. Birazdan bu güzelim manzaraya doğru paraşütle kendimizi bırakacağız. İsmet hemen elinden platonu. Merhaba. Acayip heyecanlıyım çünkü ilk defa Türkiye'de uçuyor olacağım ve Ölüdeniz'e nasipmiş bu. Evet. O zaman güzel yerlerden birisi. Evet, o zaman hadi İsmet, hazırlanalım. Hadi. Türkiye'de birçok yerde yamaç paraşütü yapılıyor. Bunların içinde en popüler olanı ve dünyaca da tanınanı Ölüdeniz. 1969 metrelik Babadağ'da 4 tane uçuş pisti bulunuyor ve hava şartlarına bağlı olarak bu pistlerin birinden uçuluyor. Nisan-Ekim arası uçuşların en yoğun olduğu zaman, Babadağ karlarla kaplı olmazsa eğer uygun havalarda, kış aylarında da uçuşlar yapılıyor. Yılın 330 günü Ölüdeniz'in havası yamaç paraşütü yapmaya izin veriyor aslında. Evet, nasıldı uçuş, ne hissediyorsun? Ay, acayip keyifliydi, inanılmaz. Çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. İnanılmaz keyifli, inanılmaz bir manzara. O şu an kalbim hala daha böyle kaçıncı kez uçuyorum ama inanılmaz heyecanla atıyor. Muhteşem bir manzara. Teşekkürler. Kullanmak nasıldı? Bu arada evet, kullanmak acayip eğlenceli. Daha da bir heyecanlı çünkü böyle resmen bütün sanki gerçekten kanatların varmış gibi hissediyorsun. Bütün o bedeninle hareket edişin daha iyi hissediyorsun. Sanırım ben de başlıyorum. Başla. Uçmaya. Tamam. ¿Cómo fue? Qué chimba, no muy chimba, qué cosa tan linda lo vi. Uf, muy muy lindo el mar, como se ven los colores, ¿no? Es como, es impresionante los colores del mar como se ve desde arriba, ¿no? La profundidad y todo. Sergio ile tanışıp yamaç paraşütü ile uçuşlar yapmaya başlayana kadar yamaç paraşütü hakkında pek bir bilgim yoktu açıkçası. Havadan atlayıp sonra süzüle süzüle yere inilen bir spor olduğunu sanıyordum. Meğer yamaç paraşütü ile havada yükselip alçalabiliyorsunuz ve çok uzun saatler havada kalabiliyor, hatta dağları aşabiliyormuşsunuz. Yamaç paraşütü yapmak sanılanın aksine gerekli önlemler ve tedbirler alındığında ve konuyla ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olduğunuzda aslında tehlikeli bir spor değil. Daha çılgın bir pilotsanız ya da birlikte uçtuğunuz pilotun sizinle birlikte uçarken akrobasi yapmasına izin verirseniz eğer gökyüzünde akrobasi de yapabiliyorsunuz. Her sene Ekim ayında Babadağ'da Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali organize ediliyor. 2019 yılında 20.si gerçekleştirilmiş ve dünyanın birçok ülkesinden yamaç paraşütü pilotları bu festivale katılıyor. Gravity'nin kurucularından ve sorumlusu Serkan ile sohbet etmiştim. Bazı ülkelerde Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yaptım demek o kadar havalı bir şeymiş ki
sadece 2 saatliğine Ölüdeniz'e gelip yamaç paraşütü yapan turistlerin olduğunu söylemişti. Her geçen sene artan rakamlarla geçtiğimiz sene 200 bin civarında turist yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz'i ziyaret etmiş. 2019'da biz Serkan ile sohbet ettiğimizde en çok Çinliler, İngilizler, Ruslar yamaç paraşütü yapmak için geliyormuş. Ama tabii diğer ülkelerden de birçok turist buraya yamaç paraşütü yapmak için geliyor. Yamaç paraşütü ile tek başınıza uçmak için belirli eğitimlerden ve sınavlardan geçmek zorundasınız. Bu işi profesyonel olarak yapmak, yani bir yolcu ile beraber uçabilmek, tandem yamaç paraşütü pilotu olabilmek için de yine uzun süren eğitimler ve sınavlardan geçmek zorundasınız. Yolcu olarak uçmak için ise herhangi bir eğitime gerek yok. Uçuş öncesi pilotlar size neler yapmanız gerektiği konusunda bilgi veriyor. Türkiye'de yamaç paraşütü sayfasını biz ilk Ölüdeniz'de açtık. Meğer Türkiye'nin birçok yerinde yamaç paraşütü yapılıyormuş. Ülkemiz bu anlamda coğrafi olarak çok zengin aslında bakarsanız. Hatta İstanbul'da da yamaç paraşütü yapabiliyorsunuz. Biz Ölüdeniz'in ardından Pamukkale'de uçtuk. Kapadokya'da uçtuk. Mersin'e gittik uçmak için. Fakat elverişli hava şartları olmadığı için sadece Kız Kalesi'ni görmekle yetindik. Önümüzdeki günlerde farklı yerlerde Türkiye'de yaptığım yamaç paraşütü deneyimlerimi de sizlerle paylaşıyor olacağım. Kimileri bu tarz ekstrem sporlara delilik, çılgınlık gözüyle bakabilir. Kimileri de çok tehlikeli bulabilir. Hatta yakın çevresinde bu tarz şeyleri yapmak isteyenleri engellemeye, durdurmaya çalışabilir. Çok tehlikeli, sakın yapma diye. Bence hayattaki en tehlikeli şey başkaları tarafından çizilmiş bir yolu yürümek ve ait olmadığınızı hissede hissede o yolu sormadan, sorgulamadan yürümeye devam etmek, hatta bir ömür tüketmek. Herkesin kendi yolunu çizebilecek güç aslında yine kendi içinde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hem faydalı hem de keyifli bir video olmuştur. Lütfen yorumlara bırakın düşüncelerinizi. Ayrıca kanalıma abone olup yolculuğumu da desteklerseniz çok mutlu olurum. Yeni bir macerada, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.